Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ağzınıza dağılan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifim var. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle 4 adet orta boy elmalarımı rendeledim. Rendenizin kalın kısmıyla rendeleyin. Tavamın içerisine alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar şekerimi ilave ediyorum. Sulanıp suyunu çekmesini bekliyorum. Güzelce elmalarımız yumuşayıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Elmalarım yumuşamaya başladı. Suyunu da gördüğünüz gibi çekiyor. İyice suyunu çektikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Elmalarım iyice suyunu çekti. İçerisine 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Altı tane de ceviz kullandım. Ceviz dişlerimi bu şekilde büyük parçalar halinde parçaladım ve içerisine ekliyorum. İsterseniz soğuduktan sonra ekleyebilirsiniz. Ben soğutmadan ekledim elmalarımı. Şimdi hamuruna geçiyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 125 gram tereyağımı aldım. Elimle biraz yoğurdum. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Biraz daha elimle yoğuruyorum. Yağımın erimesini sağlıyorum, tereyağımın. 3 yemek kaşığı yoğurt. Susuz olursa daha iyi olur arkadaşlar. Benim evimde yoğurt çok kalmadığı için biraz sulu kalmış. O yüzden onu kullandım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya ve 1 su bardağı pudra şekerini ekledim. İçerisine daha sonra unumu ilave ediyorum. Öncelikle 3 su bardağı unumu içerisine eleyerek ekledim. Bir miktar elimle yoğuruyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım ben. Un miktarı kullandığınız malzemelerin miktarına, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Unun kalitesine göre de değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşak bir hamur olana kadar un ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşacık oldu. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Kurabiyemi yapmaya başlıyorum. Öncelikle portakal büyüklüğünde bir hamur aldım. Tezgahımın üzerine koydum. Bir miktar tezgahıma un serpmiştim. Hamurumun altına ve üstüne un serptikten sonra hamurumu çok fazla ince olmayacak şekilde açıyorum. Biraz sonra göreceksiniz inceliğini de. Bu şekilde olduktan sonra bardak yardımıyla yuvarlak yapıyorum. Yuvarlaklar kesiyorum. Bardağımı biraz büyük kullandım ben. İsterseniz normal klasik su bardakları da kullanabilirsiniz veya kesme aparatınız varsa yuvarlak onu da kullanabilirsiniz. Herkesin evinde aparat olmayabiliyor. O yüzden su bardağıyla da yapabilirsiniz benim gibi. Geriye kalan hamurlarımı etrafından topluyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum elmalı iç harcımdan orta kısımlarına koyuyorum ve hamurlarımı bir kenarından tutup diğer kenarıyla birleştiriyorum. Biraz üzerine bastırın ki açılmasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Diğer hamurlarımın üzerine de elmalı iç harcımdan koyuyorum. Aynı şekilde bir kenarından tutup diğer kenarından birleştiriyorum. Tekrar göstermek istiyorum yakından. Bu şekilde kenarlarını birleştiriyoruz. İyice bastırın ki açılmasın arkadaşlar. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz.
Yağlı kağıt serdim, fırın tepsimin içerisine koyuyorum kurabiyelerimi bu arada. Daha sonra yine aynı şekilde portakal büyüklüğünde hamurumdan parça koparttım. Tezgahımın üzerinde tekrar açıyorum. Bu sefer biraz daha küçüktü hamurum. Bu şekilde 3 tane çıktı. İsterseniz hepsini bir anda da açabilirsiniz. Fakat bu şekilde az az açmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde elmalı içerciğimden koyuyorum ve kenarlarını dürerek birleştiriyorum. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmayı tercih ettim ben. Daha kolay oluyor ve görüntüsü de gerçekten güzel oluyor. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdim, fırın tepsimin içerisine aldım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda 25-30 dakika kadar pişirdim. Herkesin fırınının pişirme süresi farklıdır. Kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kurabiyelerim çok güzel bir şekilde pişti. Fırınımdan aldıktan sonra soğuttum. Soğuduktan sonra da üzerine pudra şekeri serpiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü oldukça güzel oldu. Tadı da lezzetli bir kurabiye oldu. Yapım aşaması kolay. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi sizlere bir tanesini alıp nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Bu şekilde güzelce alt kısmı da kızardı. Gerçekten kıyır kıyır ağzınıza dağılacak bir kurabiye oldu. Çayınızın, kahvenizin yanında oldukça yakışacak bir kurabiye. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.